Surra olayı nedir? Geçen hafta anlatmıştık ama kısaca söyleyeyim. Kabe'ye gönderilen hediyelerdir. Efendim bunlar ta Memlükler döneminde var. Eyyubilerde de Eyyubilerde var. Yani. Yani oradaki Eyyubiler yani. Fakirlere. Efendim, fakire de tüm halka gönderiliyor aslında. Halka aynı zamanda da Hazreti Peygamber'in türbesine de gönderiliyor bu hediyeler. Sonraki dönemlerde hem İstanbul'dan gidiyor Surre alayıyla. Birkaç ay önce bir Surre-i Humayun sergisi olmuş Topkapı Sarayı'nda. Kaç ay? Bir yılı geçti herhalde. Oldu mu? Fakat Osmanlı'nın yanı sıra Mısır Hidivi de ayrı bir Surre gönderiyor. Yani bu erken dönemden itibaren, Emeviler döneminden itibaren, hatta Abbasiler döneminde daha yoğun olarak devlet başkanları haç kafilelerini bizzat düzenliyorlar. Ve bu arada özellikle siyaset merkezi olmasından çıkmasından sonra Hicaz bölgesinin, oradaki halk bir anlamda haç mevsimlerinde ekonomik durumu da bu gelen surrelere veya bu gelen hediyelere bağımlı halde olduğu için bunlar ehemmiyet kazanıyor. Ve Memlük dönemiyle birlikte özellikle, hatta işte Osmanlı dönemiyle, Osmanlı en zor dönemlerinde bile, ekonomik bakımdan en zor dönemlerinde bile bu konuyu hiç aksatmadan gönderiyor. Çünkü çok sayıda surre defteri bugün bize ulaşmış durumda. Oradaki en ince ayrıntısına kadar her şey kaydedilmiştir. Fatih bir seyircimi soruyor. Haç'taki su yollarının yapımı için Memlük Sultan'a mektup yazmış mıdır? Var mı böyle evet, şey? Var. Var mı? Ya şimdi Fatih döneminde 1465'te galiba, yanlış hatırlamıyorsam tarihini, Memlük Sultan'ı da Osmanlı hükümdarı arasında ilişkiler gerginleşiyor. Bunun sebebi şu. Şimdi o Anadolu'dan hacca giden Müslümanlar su yollarında düzgün olmadığı için Mekke Medine'ye giderken sıkıntı çekiyorlar. Padişah tabii orada şunu teklif ediyor. O su yollarını ben yaptırayım. Tabii bu Memlukların hükümranlık haklarına tecavüzdür. Bu yüzden iki devletin arası oldukça gerginleşmiştir. Ve son Fatih'in son seferine çıkmasının sebeplerinden birisi de budur diye anlatılır. Fakat daha önceki bir hadisedir. Çünkü Mekke Medine'de haccın yaptırılması Memlük sultanlarının gözetiminde. Yani ama Fatih buna rağmen karışıyor işe. Ölmeden önce oraya doğru gitti. Tabii son seferi öyle. Yani büyük ihtimalle Mısır'a, Memlükler üzerine. Ya mesela Surre'de ilk defa Çelebi Mehmet zamanında, hani genel olarak Çelebi Mehmet zamanında gönderildiği söyleniyor. Yani Osmanlı aslında Hicaz'a, yani Harem'e hakim olmadan çok önce Surre'ye katkıda bulunarak, su yollarına çeşitli yardımda, destekte bulunarak aslında Memlük Sultanı Osmanlılara şu bakımdan karşı çıkıyor Fatih'e. Hani ben yapamıyorum da sen mi yapacaksın diye bu politik bir zafiyet gösterme endişesiyle bu ara açılmasının temel sebebi de bu yani. Bir de şey var, birçok Mekke ve Medine'deki hizmetler için yapılmış vakıflar var. Haremeyn vakıfları var. Evet. Yani hatta Suudi Arabistan bir ara bu vakıfların gelirini istedi değil mi bizden? Öyle bir problem oldu. Bir şey oldu öyle evet. Yani bu bir 10-15 sene önce rahmetli Turgut Özal zamanında hatırlıyorum ben. Ya kral geldi ya bizim başbakan veya cumhurbaşkanıydı gittiğinde şey oldu. Haremeyn vakıflarının gelirlerini verin gibi bir gündeme bir geldi konu. Yani bir 15 yıl önce falan bir şeyler oldu. Çünkü yalnız sonra o vakıf sahipleri, vakıf özelliği kalmamış gayrimenkuller varislere ödendi. Gayrimenkullerin bedelleri. Bu varislerden biri de Bülent Ecevit'tir biliyorsun. Vefatından 1-2 sene önce, 3-4 sene önce gayet iyi bir meblağ aldı. Çünkü büyük dedesi Medine varisiymiş. Ve bir başka gayrimenkul, Medine'de bir başka gayrimenkulün satışı olmamış. Henüz oranın parası gelmemişti. Ve Bülent Bey de onu Diyanet Vakfı'na bağışlamıştı. Diyanete bağışlamıştı hatırlarsın. Ve başbakan o sırada. Hatırlamıyorum ben. Hayır, başbakanlıktan ayrılmıştı. Tayyip Bey başbakandı. Ama şeydir işte, Anadolu'daki birçok yerin geliri Mekke Medine'ye bağlandığından aslında yani birçok köy, mezra, tarla vesaire oraya vakfetmişler. Çünkü Haremeyn'e yapılan vakfın şeyinin sevabının çok olduğunu inanıyor insanlar. Yani böyle yüzlerce vakıf var. Oraya su götürülsün, çeşme yapılsın, işte fakir fukaraya para dağıtılsın vesaire diye. Ya mesela Valide Sultanların Osmanlı dönemi tabii açısından en çok Hicaz'daki hizmetleri diyelim bu vakıflar vasıtasıyla yapılıyor. Tabii yani. Efendim bir seyircimiz Hazreti Peygamber'in türbesi kavramının doğru olmadığını, oraya Ravza-i Mutahhara dendiğini söylüyorlar. Hayır efendim.
Türbesi de denir, mezara da denir. Türbe daha kibar ifadesidir. Ravza-i Mutahhara mezarın bulunduğu yer değildir. O alandır, orada bir koridor var. Evet. Yani mescit ve o harem-i şerifteki o gidiş geliş mesafesidir. Evet. Ravza-i Mutahhara orasıdır. O bizde hep yanlış kullanılır. Hücre-i Saadet. Esteban Salarha olur ismiyle gelmiş. Hücre-i Saadet. Efendim, Ravza-i Mutahhara o yolun ismi. Türbeye kadar giden yolun ismi. Asıl mezarın olduğu yer Hücre-i Saadet'tir. Türbe de denir, mezar da denir, kabir de denir. Ama tekrar söyleyeyim, Ravza-i Mutahhara sözüyle mezarın kastedilmesi yanlıştır. Yani, yani terminolojide hata yapmıyorum. Abi kesmeyelim konuşurken bir dakika. Çünkü 2-3 tane gelmiş geldi tekrar bu ifade. Hayır efendim, Ravza-i Mutahhara bölgenin adıdır. Bir başka soru. Topkapı Sarayı'daki kutsal emanetlerde bulunan Hazreti Davud'un tenceri, Hazreti Musa'nın asası ne kadar sahihti? Bence hiçbiri gerçek değildir. Bu tencere, asa bence sahih değildir. Bu emanetler Medine müdafasından sonra trenler Hicaz bölgesinden mi getirildi? Topkapı Sarayı'nda bulunmuyordu yoksa efendim? Medine'den gelmiştir gelen emanetler, Mekke'den değil. Yani Fahrettin Paşa'nın Şerif Hüseyin birlikleri tarafından kuşatılmasından sonra biliyorsunuz Mekke müdafi Fahrettin Paşa bir müddet oradan çıkmaz ve zorla çıkartır. Artık subayları her şey bitmiştir. Fakat gelirken bir anlaşma yapılır. Hususi bir trenle Medine'de çoğu surre alaylarıyla padişahlar tarafından gönderilmiş olan hediyeler çok çünkü buraya getirilmiş. O adamlar bırakılmamış. İşte üç yolla geliyor. Yani bir Yavuz zamanında gelenler var. Medine'yi söylüyorum. Bir dakika. Fakat bu Hazreti Davud'un tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, sakalı şerif, nalini saadet, hı hı. Bunlar zaten buradaydı. O bölgenin yani Kıta Arabistanı'nın hakimiyetimize geçmesinden sonra değişik aralıklarda gelmiştir. Hırka-i Saadet, Hırka-i Şerif şu bu ama asıl Fahrettin Paşa'nın getirdikleri bunlar değil. İşte saraya giderseniz görürsünüz altın şamdanlar, 150 küsur kilo ve padişahların gönderdikleri çok kıymetli hediyeler, kıymetli derken maddi anlamda kıymetli hediyeler. Yoksa Fahrettin Paşa'nın getirdiklerinin içinde hırka, sakalı şerif, nalini saadet falan yoktur. O bizden giden eşyaları geri getirmiştir. Odur yaptığı. Bir de şey de geliyor biliyorsun. Vehhabiler tenkil ettiği zaman Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa. Evet. Bir kısım kutsal emanetleri 2. Mahmut zamanında gönderiyor. Yani 3 partide geliyor. Evet. Yavuz zamanı, 2. Mahmut dönemi, Medine müdafi Fahrettin Paşa. Bir de arada zaman zaman farklı bölgelerden bulunup gelenler var. Yani illa Mekke Medine olmaz şart değil. Bir yerde bir şey çıkıyor. İşte bu diyorlar peygamberimize ait veyahut İslamiyet'in önünde gelenlerden birisine ait bir eşya. Bu teklif ediliyor. Mesela 1. Abdülhamit zamanında falan vardı bu tür gelen kutsal emanetler. Evet, Kur'an zaman içinde 2 kere yazıldığı, sonunda Kureyş kabilesinin dilinde yazıldığı doğru mu? Yanlış. Noktalama işaretleriyle işaretler olmadan, hayır efendim. Berrak Demircioğlu sormuşlar. Noktalama sonra konuyor. Noktalamalar sonradır. Evet. Ama bir Arap, hakiki bir Arap, bugün Kur'an'ın noktalama işaretleri, yani kesresi, üstünü, ötresi olmadan da okur. Biraz daha yani yabancılara kolaylık için konmuştu o işaretleri. Ama Araplar öyle de okurlar. Nasıl bugün Arapça yazılırken üstü nesle kullanılmıyorsa bir Arap da Kur'an okurken üstü nesleye ihtiyaç duymaz, okur. Çünkü kendi misal. Peygamberimiz Kureyşli olduğu için Kureyş lehçesi denmesinin sebebi de odur yani. Evet. Ya en önemli şey hep bunun altı çizilir. Kur'an-ı Kerim tek kitap ve bir bütün. Evet. Ama mesela onu İncil'le kıyaslayınca biblioteka, yani kütüphane demek biliyorsunuz Latince. Evet. Biblioteka birçok kitabın bir araya gelmesi, Bible yani İncil, Latince kütüphane demek. Dolayısıyla orada mesela bir hikayenin, bir İsa hikayesinin Luka'ya göre, Matthew'ya göre, Mark'a göre aynı hikayenin 3 ayrı versiyonunu okuyorsunuz diyelim. Değişik yüzyıllarda ya da zamanlarda yazılmış. Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle değil. Kur'an-ı Kerim bir tam kitap.